Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan ızam aleyhüm salat ve teslimatın ehli beyt el asab etbaları rıdvanullah aleyh mecmainin bil cümle mümin ve müslüman kardeşlerimizden irtihal dar baka edenler rahmetullah aleyh mecmainin hasaten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, müşavirlerimizin hazırun ve dersimizi dinleyen kardeşlerimizin, tüm geçmişlerimizin ervahı için El-Fatiha. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Güzel Peygamberimiz buyuruyor. Amma evvelu eşrati sa'ati fenarun tahrucu minel meşrik. Kıyametin alametlerine eşratu sa'a derler. Sa'a kıyamet demek. Eşrat kıyamet alametleri demek. Aslında şart Türkiye'de kullanılıyor. Şart biliyorsunuz. Eşrat şartın çoğulu ama burada kıyametin alametleri demek. Arkasından kıyamet gelecek. Şart da bu demektir zaten. Abdest alıyorsunuz. Abdest namazın şartıdır. Arkasından ne yapıyorsunuz? Namaz kılıyorsunuz. Arkasından namaz geliyor. Şimdi söyleyeceğimiz alametler de arkasından kıyamet geleceği için şarttır. Arkasından kıyamet geliyor. Evet, kıyametin alametlerinin ilki fenarun. Şimdi burada hadisteki bu. Bir ateştir ki tahrucu minel meşrik, doğudan çıkar. Güneşin doğduğu taraftan çıkar. Oradan görünür. Fetehşurun nase, insanları toplar ilel magribi, batıya doğru önüne katar, topluca sevk eder. Hani çoban sürüyü nasıl kışkışlıyorsa bir ateş. Niye? Durarsan yanacaksın. Ateş üstüne geliyor. Onun için hemen kaçacaksın. Sen kaçtıkça ateş arkandan gelecek. Can havliyle kaçışıyorsunuz topluca. İlk alamet budur diyor bu hadis-i şerifte. Doğudan çıkacak bir ateş. Müminler, insanlar önüne dolacak ve kaçacaklar yanmamak için. Onlar kaçtıkça o da onların arkasından gelecek. İlk alamet budur diyor hadis-i şerifte. Hadis-i şerifte. Evet. Şimdi bunu çeşitli şekillerde yorumlamışlar. Diyorlar ki bazıları, efendim bu fitne ateşidir. Fitne ateşidir. Karışıklık. Ateşte insan yanar. Anarşide de yanar. Kimin haklı, kimin haksız olduğu anarşide belli olur mu? Siz ne diyorsunuz? Gurunun yanında yaş da yanar. O toplum anarşi halinde rastgele silahını çeker adam, hepsini ateşe verir. Yani güzel insanlar da yanar, suçlular da yanar. Anarşi de böyledir. Fitne anarşi demek, karışıklık demek. Evet. Diyorlar ki o ateşten beter. El fitnetu eşeddu minel kadil. Bu anarşi, karışıklık adam öldürmekten de beterdir. Onun için bazılar diyorlar ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şeysi burada maksadı bildiğimiz odun ateşi değil. Fitne ateşi, kargaşa, anarşi odur diyorlar. İlk alamet bu hadisteki, öyle söylüyorlar. Bu onların kanaati ve de bu oldu diyorlar. Evet. Şair Nabi herhalde, Nabi Baki mi, Nabi mi, hangisi bilmiyorum, tam karıştırmayayım. Hülagu han mısın kafir diyor ya, yaktın beni diyor. Hülagu gelmiş Moğollar dağdan, Bağdat ilim merkezi, alimler var, kitaplar var, medreseler var. Dünyanın ilim merkezi. Adamda onlar hiç yok ki kafasında. Putperest adam. Silmiş geçmiş. Nehir, Dicle Fırat Nehri mürekkep akmış. Mürekkep. Bu kadar çok kitap var ki kağıtların mürekkebinden simsiye olmuş. Nehir. Bu kadar çok ilim merkezi çünkü. Bir zaman teknolojide, ilimde Bağdat merkezmiş. Evet. Ortalığı yakmış çıkmış herif. Bu diyorlar. Bazı alimler böyle söylüyor. Bunların kanaati bu. Evet. Bu fitnedir bu diyorlar. Doğudan geldi.
Çin'den gelmedi mi? Çin'in olduğu yerlerden gelmedi mi? Budur diyorlar. Bazı alimler böyle söylüyor. Evet, doğudan geldi, batıya doğru gitti. İnsanları şey etti, mahvetti, önüne kattı. Eze eze geldi. Evet, şimdi hadis-i şerifte ilk alamet ateş dedi. Ama başka hadisler var. İmam olmak zor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bize intikal eden aynı konuda birçok hadis var. Hangisini esas alacağız? Orada da ilk alamet şu diyor mesela. Burada ilk alamet ateş dedi. Başka zamanda ilk alamet güneşin batıdan doğması dedi diyecek. Hitap ettiği insanların kabiliyetlerine göre Peygamberimiz değişik şekillerde hitap ediyor. Ve bize de onu hitap ediyor, onu emrediyor. İnsanlara hitap ederken akıllarının alacağı ölçüde konuşun diyor. Adamın kapasitesi müsait değilse boşuna konuşursun, anlamaz. Ona göre bazı değişiklikler var hadislerde. Bir hadis 10 sene evvel söylenmiş, şimdi bir yeni hadis insanların durumu değişmiş, söylemiş aynı konuda farklı. Onun için imam, müçtehit bunların hepsini bilecek. Hangi maksatlarla Peygamber böyle konuştuğunu bilecek, ona göre hüküm verecek. Hüküm verecek. Evet, evvelce mesela Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kabir ziyareti yasak demiş. Çünkü müşrikler atalarına tapıyorlar. Peygamberimize karşı koymalarının nedeni de bu. Sen bizim atalarımızın dinini değiştiriyorsun diye karşı koydular. Hem de ölmek ölesiye karşı koydular. Atalarına tapmak var. Bak demin de söyledik Tekarsu suresinde. Kabristan'a kadar bile gitmişler. İnsanlarda bu da vardır. Ata, atam falan diye. Üniversitede ders veriyoruz. Yazılısını okudum çocuğun. Bilmem ne hırsız oğlu. Kim bu dedim? Ben dedi. Ulan oğlum sen hırsız mısın dedim. Baban hırsız mıydı? Yo dedi. Niye soyadın hırsız oğlu lan? Değiştir şunu. Hırsızlık güzel bir şey değil ki. Yo dedem bunu koymuş değiştirme. Bak dedem diye değiştirmedi çocuk. Deden cahil adammış bilmiyor. Sen bak üniversitedesin. Değiştir ya. Değiştirmem dedemin yolundan gideceğim diyor. Bak. İnsanlarda hala var bu. Atalarının izinden gitme. Atalarına şey gitme. Onun için atalarını tapma varmış. Nuh Aleyhisselam'da da vardı bu iş. Hep insanlarda var bu. Kabir ziyareti yasak demiş Peygamberimiz. Medine'de evet. Kuntu nehaytukum an ziyaretil kuburi. Ben kabirleri ziyaret etmeyi yasaklamıştım. Ela tezuruha. Dikkat edin. Kabir ziyaretini ihmal etmeyin. İnneha tüzekkirul ahira. Çünkü kabir ziyareti insanı ahireti hatırlatır. Kabirin başına gidersin. Babamla ne günlerimiz geçti. Bu arkadaşımla ne güzellerimiz geçti. Nerelere gittik. Ama şimdi gömülmüş. Üstünde otlar çıkmış. O da kurumuş. Kuru ot olmuş ya. Kendine getirir. Ben de böyle olacağım diye. Düşündürür seni. Ahireti hatırlatır. Frenler, sen frenlersin kendini. Ayıltır seni, uyandırır seni. Evet, ziyaret edin diyor. Ahireti hatırlatır size. Artık İslam güçlenmiş, Müslümanlar çoğalmış. Herkes bir taça tapılmayacağını anlamışlar. Şimdi ziyaret edin diyor. Şimdi ziyaret. Bakın eski hadis, yeni hadis. Bunları bilmek lazım. Şimdi bu olayda da İlk alamet ateş dedi. Başka birisinde de evvelül ayati tulu'u şems min magribiha. İlk alamet güneşin batıdan doğması. Evet. Şimdi ilim adamı bunu çok tamam diyor. Doğru. Şu biliyorsunuz bir sürü gezegenler var. Herkes biliyor artık. Gidiyorlar, görüyorlar ya. Hatta gösterecek her parayı saydın mı? Tepeden gösterecek onları. Dünya yuvarlak bir şey. Göreceksin olduğu gibi. Başka şeylerini de göreceksin. Bilmeyen yok bunu. Evet. Şimdi o herkes yörüngesinde dönüyor. Yörüngesi bir değişse kafa kafaya bir verseler ne olur?
dünya bir şey kalmaz değil mi? İşte bu kıyamet bu işte. Bunu söylüyorlar, evet var diyorlar. Böyle bir şey olacak. Kur'an dedi, herkes yörüngesinde döner. Vessemsü tecri limüstakarri lehe. Güneş yörüngesine dönüyor. Belli bir noktaya kadar. O belli bir nokta kıyamet noktası işte. O zaman güneş çarpacak ötekilere, ötekiler birbirine çarpacak. Şimdi 9, 10'la 6 zelzele Japonya alt üst etti. Tedbirlerini hiç havaya uçurdu. 20-30 şiddetinde olsa bu iş ne olur? Bir tane dağ kalır mı? Ova kalır mı? Zaten Kur'an-ı Kerim'de de bunları anlatıyor. Dağlar atılmış pamuk gibi. Evet. Atılmış pamuk gibi olacak. Denizler fışkıracak. Var bu. Kur'an'da var. Neydi bu? İşte birbirine vuruştuğu zaman böyle bir zelzele sarsındı. Alttan yanardağlar fışkıracak. Dağlar un ufak olacak. Kıyamet bu. Bunun şey diyorlar. Şimdi hangisi doğru? Evet. Bu zıt gibi görünen, zıt yok. Peygamber insanların en akıllısı. Ne söylerse vahye dayanarak söyler ve beyinneki bi ayyunine habibim, sen bizim kontrolümüzdasın. Ayet var böyle. Yanlış bir şey söylemesi mümkün değil. Öyleyse bu nasıl? Ha, bu hadisleri işte telifi muhterefil hadis ve kitaplar var. Zıt gibi görünen hadisleri alimler sebeplerini araştırıyorlar. Peygamber bunu bu maksatla söylemiş. Bunu bu maksatla söylemiş. Arasında çelişki yok. Peygamber çelişkili konuşmaz. Sana öyle gözüküyor. Dikkat et ha. Ya peygamber de 60 falan demeye gitme. Allah korusun, iman gider. Peygamber hiç yalan söylemez. Yanlış yapmaz. Allah güdümünde çünkü. Allah'ın kontrolünde çünkü. Ha, onun için bunu oturmuşlar alimler. Diyorlar ki kıyamet alametleri böyle çeşit olması şundandır. Bazı alametler, şimdi kıyametin ilk alameti ne dedi şimdi? Ateş dedi değil mi? Hadis. Bir başka hadis okudum. Kıyametin ilk alameti güneşin batıdan doğması dedi. Halbuki peygamberimizin sıfatı nedir? Peygamberimize ne deniyor? Ahir zaman peygamberi denmiyor mu? Zaman diliminin son ucunda gelen peygamber, ahir zaman. Peygamberimizin gelmesi kıyamete alamet değil mi? Bitti iş. Son noktaya gelirken ki dilimde geldi peygamberimiz. Son nokta, yani kıyamet gelecek. Peygamberimizin gelmesi bile kıyametin alameti değil mi? Halbuki daha bu güneş batıdan doğmadı. Doğudan ateş çıkmadan peygamber geldi. Öyleyse ilk alamet peygamberin peygamber olarak gelmesi değil mi? Mantıken. Oturmuşlar, ha demişler. Bu alametleri bazısı kıyamet yakın anlamına gelir. Bazısı kıyametin yakınlığının çok yakın olduğunu gösteren bir alamettir. Bazısı da hakikaten kıyamet yarın kopacak anlamına gelir. Üç gruba toplamışlar. Kıyamet yakın. Dünya, kainatın hayatına, dünya hayatına göre kıyamet yakın. Bazısı da bu yakınlık çok yakın, öyle uzak değil. Sakın ihmal etmeyin. Çok titiz, tedbirli davranın. Bu yakınlık öyle daha çok var demeyin. Çok yakın anlamına. Bazısı da yarın kopacak anlamınadır diye üçe ayırmışlar. Şimdi bunlar ne? Evet, bakın peygamberimizin peygamberliği kıyamet yakın. Zamanın son dilimi. Yakınlık çok yakın anlamına işte bu ateş. Bu yakınlık çok çok yakın, öyle daha çok var deyip durmayın. Başka duhan. Duman çıkacak, duhan. Müminleri şey edecek, nezle yapacak, kafirleri hasta yapacak, sarhoş yapacak. Öyle bir duman çıkacak. Başka deccal çıkacak. Deccal karıştıran demek, demagog demek. Öyle muazzam konuşuyor ki herif,
batılı gerçek gibi satıyor sana. Öyle şeyler yok mu? Cambazlar, laf cambazları. Değil mi? Şimdi komünizmi dünyaya peşine milyarlar, milyonları takmış adam. Nasıl laf cambazıymış herif. Kitleleri peşinden sürüklemiş. Nasıl konuşmuş. Sonra anladılar ki ola boşmuş yahu. Ama kaç sene sonra. Boş olduğunu anladılar. Ama adam kandırmış bak. Nikoda insanları kestirdi, harpler ettirdi. Peşinden takmış, öyle kandırmış insanları. Böyle adamlar var, laf cambaz adamlar var. Deccal da bunlardan birisi. Mesela insan öldü mü mucize olarak dirilebilir. Mucize. Mucizi kim gösterir? Peygamber. Peygamberimiz böyle mucizeleri göstermiş. Evet. Bir harpten dönüyorlarmış. Sahabe bile göstermiş bu mucizeyi. Kadıncağız Efendimizin önüne geçmiş. Kumandan olarak kafilenin en önünde Efendimiz. Bu usulden Efendimizin önüne geçilmez. Babayla, anayla, büyük adamlarla yolda giderken onun önüne geçilmez. Edepsizlik olur. Bu onu da gösteriyor. En önde o tutmuş. Demiş, oğlum nerede? Bir tek oğlu var kadıncağızın. Savaştan dönüyor. Şimdi oğlu da şehit düşmüş. Şimdi şehit düştü dese üzülecek. Demiş, Ebu Bekir'e sor. Arkada Ebu Bekir var. Ebu Bekir peygamberin üzmek istemediği kadını üzer mi? Bakmış Ömer geliyor arkada. Ömer'e sor demiş. Evet. Ömer de bakmış arkaya. O da havale edecek birini ama kimse yok. Demiş ya Rabbi beni mahcup etme. Ben bu kadını üzmek istemiyorum. Peygamber üzmedi. Ebu Bekir üzmedi ama ben şimdi söylesem doğruyu üzeceğim. Yok yalan söyleyemem. Ya Rabbi beni diyor zor durumda bırakma. Hem o sırada oğlan gelmiş. Anacığım ne istiyorsun? Dirilmiş gelmiş. Bu var yani. Bu var. Bu olabilir. Ebu Bekir olmak lazım. Ömer olmak lazım. Ölüyü diriltmek için. Deccal ölüyü diriltecek. Çetin imtihan. Allah ona yetki verecek. İmanlar zayıf. Din bilgisi sıfır. Adam Müslümanım diyor. Hiçbir şey bilmiyor. Din adına hiç bilgi yok. Yani bizde de zayıf ama mesela biz Bişkek'te gidiyoruz. Adama baktım taksi şoförü yüzü ışılıyor. Mümin olduğu belli yani. Rus gavurunun yüzü çirkin oluyor. Gavur. Baktım yüzü ışılıyor. Mümin olduğu belli. Müslümanım. Sünni Müslümanım elhamdülillah dedi bu. Oo dedim Sünniliği de bilecek kadar bilgisi var. Hangi camide namaz kılıyorsun? Vallahi ömrümde namaz kılmamışım dedi. Sen dedim abdest almıyorsun? Vallahi hiç abdest almamışım. Böyle gusül? Vallahi ömrümde gusül etmemişim. Bir şehadet kelimesi söylenen vallahi şehadet kelimesi bilmezem. Ben kızdım şimdi. Hayvan dedim. Nasıl Müslümansın sen? Namaz kılmazsın. Abdest almazsın. Gusül etmezsin. Şehadet kelimesi bilmezsin. Nasıl Müslümansın sen? Hiçbir şey yok. Komünizm yasaklamış. Atam derdi ki dedi. Yani babası akşam yemeğinde topladığı zaman çocuklar biz Sünni Müslümanız dermiş yemekte. O aklında kalmış. Başka hiçbir şey öğrenmemiş zavallı. Böyle adamları kandırmak kolay olmaz mı? Bir hoca çıkar, şöyle demek Allah'ın emri de değil mi? Arkasından gelir, bir şey bilmiyor ki. Memleketimizde de bu bilgiler çok zayıf. Anam Müslüman, babam yok yok. O televizyon felaket bir şey. Hem faydalı hem felaket bir şey. Dünyanın ne kadar kirli çamaşırları varsa evin içine getiriyor. Eğer sen dinini bilmezsen ne zaman kafir olunur, ne zaman Müslüman kalınır? Bu bilgileri edinmezsen televizyon seyrederken bile kafir olursun arkadaş. Küfür sözler söyleyebilirsin. Küfür şeylere inanabilirsin. Bilgin yoksa. Bilgisiz bu devirde yaşanmaz. İşte böyle insanlarda dini bilgi azaldığı için
Şimdi dini bilgide ne dedik bak? Peygamberler diriltebilir. Ebu Bekir, Ömer gibi adamlar diriltebilir. Biz buna evliya diliyoruz, salih kişiler. Allah'ın lütfu var bunlara. Yani Allah diriltiyor da bunların hatırlı Müslüman bunlar. Herif Deccal dediğin şey alnında kafir yazacak. Öyle diyor Peygamberimiz. Heza kafir, bu kafirdir yazacak ama öyle bir laf cambazı ki adam, siz televizyonun karşısına geçiyorsunuz, adamın tek derdi reyting artırmak için cazip hale getirmek değil mi? Öyle cazip şeyler anlatıyor ki herif, ağzını açayım böyle bakayım. Bağırıyorlar, çağırıyorlar, hiç kulağın bile duymuyor. Kendini o kadar bağlamışsın. İşte bu deccal da, yani televizyon deccaldır demiyorum ha, yanlış anlamayın. Televizyon deccal olsa kolay işimiz. Düğmesini burkarız, sustururuz. Ama deccal öyle değil. İyiye açarsın, iyi konuşur, kötüye değil mi? Deccal felaket bir şey. Öyle anlatacak ki insanlara hayran bırakacak. Şimdi bakın, bir delikanlı diyecek, bir delikanlıyı çağıracak. Bir kılıç darbesiyle ikiye bölecek. Herifin yarısı burada, yarısı burada. Öldü değil mi? Kalk bakayım diyecek. Oğlan dirilecek. Konuşacak onunla. Fevkalade bir şey bu. Bütün pür dikkat onu seyredecek insanlar. Bu bilgilere sahip olanlar bakacaklar alnında kafir yazılıya. Ha, peygamberin dediği bu deccal bu. Diye ayılacaklar. Kendini kurtaracaklar. Ama bu bilgiye sahip olmayanlar deccala inanacaklar ve cehennemlik olacaklar. Bu deccal da çıkacak arkadaş. Öyle müthiş laf cambazı, karıştırıcı. Onun çıkması kıyametin yakınlığının çok yakın olduğunu alamet. Artık bunlar çıktı mı? Şimdi peygamberimiz gelmesi bile zamanın sonu demek. Kıyamet yakın demek ama deccal çıktı mı artık bu yakınlık iyice, hani diyorsunuz ya, gün sayıyoruz, ay sayıyoruz, o oraya gelmek demek. Ye'cüc çıkacak, Ye'cüc Me'cüc Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Evet, bu da doğudan çıkacak. Bu da bir adam diyor peygamberimiz, bin göz sahibi olmadan ölmez. Yani bir adamın bin göz, bir insanın iki göz olduğuna göre 500 çocuğu olacak bir adamın. Olur mu ya hocam? Evet. Bir adam her gün zina ederse 500 çocuğu olmaz mı ömür boyu? Ne diyor peygamberimiz? Kadınlar o kadar çoğalacak ki diyor, ahir zamanda, kıyamete yakın. Bir balta sapını, bunu erkek tutmuş diye, erkek bulamıyorlar. Hadis bu. Erkek tutmuş, ellemiş diye 50 kadın tutacak o sapı. Erkeğin ellediği sapı tutalım diye. O kadar kadınlar çok, erkek yok. Böyle bir durumda o erkek her gün zina etmez mi? Zina edince de 500 çocuğu olmaz mı? Bu Ye'cüc adamları bunlardan işte. Evet. Bir tek adamın 500 çocuğu olunca ne kadar kalabalık olduğunu düşünün. Evet. Onların doğudan gelip batıya doğru gelecekler. Taberiye Gölü var. Suyu tatlı. Kocaman bir göl. Öncü keşif birlikleri Taberiye Gölü'nün suyunu içip kurutacaklar koca gölü. Ne kadar kalabalık olduğunu düşünün hadislere göre. Arkadan gelen ana kuvvet göllerin kenarında şey vardır. Barajların kenarında su doldu, düştü. İz vardı, suyun izi. Ha, bu gölde su varmış diyecekler o suyun izinden. Gölü kurtaracaklar öncü kuvvetler. O kadar çok kalabalık dağlar, taşlar bunlardan. Bir adam 500 çocuğu olursa, evet, bunlar deccaldan sonra çıkacak. İsa Aleyhisselam bile yenecekler bunlar. İsa Aleyhisselam yeryüzüne inecek. İsa Aleyhisselam yenecekler. İsa Aleyhisselam Müslümanlarla kaçıp Tur Dağı'na sığınacak. Hadislere göre konuşuyoruz. İmam Suyuti'nin Ahizaman Mehdi'sinin Alametleri diye kitabı var. Büyük bir alimdir. Yani ömründe her güne bir kitap sığıyor. O kadar muazzam alim. Onun kitabında bunlar aktarıyorum. Tur Dağı'na sığınacak.
her tarafı yendik diyecekler. Yecüc Mecüc. Havaya bunlar dinsiz, imansız kişiler, zalim kişiler, ahlak mahlak diye sıfır, hiçbir şey yok. Gittikleri yerleri mahvedecekler. Havaya şey atacaklar, ok. Okları Allah onların küfrü artsın diye kanlı gelecek. Yukarıdakileri de temizledik diyecekler. Azgınlıkları iyice artacak. Sonra İsa Aleyhisselam dua edecek. Sen Allah'ın kelimesisin, ol dedi, oldun. Allah'ın ruhusun. Dua et kurtulalım, açlık. Dağın başı, ben gittim oraya. Sağı dere, solu dere, kaya, hiç toprak yok. Ne yiyecek? Kokmuş bir öküz kellesi 100 altın diyor Peygamber. Buhari hadisi. Ya bırak ya Resulullah diyorlar ya. Şaka mı yapıyorsun? Bu öküz, kokmuş öküz kellesi 100 altın verilir mi? Belki atması için verilir. Siz öyle deyin diyor. İsa Aleyhisselam'la Tur Dağı'na sığınan müminler aç kalınca bir kokmuş öküz kellesine 100 altın verecek. Bu Buhari hadisi. Evet, ayet değil, hadis. Biz kabul ediyoruz. Ehl-i Sünnet ve Cemaat. Dua edecek, felaket verecek, Yecüc Mecüc yok olacak. Bu da makul. Kolera hastalığı bir girse hiç sağ bırakıyor mu? Gayet makul. Bu defa her taraf insan leşi olduğu için kokudan duramayacaklar Tur Dağı'ndakiler. Dünyanın her tarafı leş. Dua et de kurtulalım şu kokudan da diyecekler. Dua edecek. Allah onun leşlerini örttürecek. Neyle? İşte seller diyor. Brezilya'da her tarafı kapladı. Allah muazzam yağmurlar verince onları örtecekler. Yani bunlar makul şeyler. Ondan sonra İsa Aleyhisselam Tur Dağı'ndan inecek, evlenecek. 40 sene herkes Müslüman. İslam dışında hiçbir din kabul edilmiyor. İsa Aleyhisselam kabul etmeyenlerin hepsini öldürecek. Şimdi öldürme yok. Kabul et benim hakimiyetimi, cizye alacağım senden, haraç alacağım. Sistem bu şimdi. O zaman hayır diyecek. Ya Müslümanan ya öleceksin. Nasıl öldürecek? Baktığı yerdeki insanları bakışıyla öldürecek İsa Aleyhisselam. 40 sene asude bir hayat var. Kurt kuzuyu ısırmayacak, yemeyecek. İnsanlar birbirini aldatmayacak, kazıklamayacak sizin tabirinizle. Öyle güzel Müslüman hepsi, asudu bir hayat. Ondan sonra başlayacak yine tersine gitmeye. 150 sene sonra Allah diyen kimse kalmayacak yeryüzünde, kıyamet o zaman kopacak. İşte bu Peygamberimizin gelişi kıyametin yakın olduğuna alamet. Bu ateşin çıkması doğudan, dumanın çıkması, Deccal'ın çıkması, Yecüc ve Mecüc'ün çıkması da çok yakın demek yani. Artık ay sayabilirsin, gün sayabilirsin. Üçüncüsü yarın kopacak anlamına güneşin batıdan doğması. Güneş batıdan doğdu, şimdi doğudan doğuyor. Batıdan doğdu mu ne demek? Yörüngeler değişti, birbirine vuracak, yok olacak demek bu. Bilim adamları söylüyorlar. İşte güneşin batıdan doğması, bir de Dabbetül Arz dediğimiz bir hayvan çıkacak. Bunun çıkışı da artık kıyamet kopmak üzere. Artık bundan sonra ben inandım dese de kabul yok. Tevbesi kabul değil. İman geçerli değil. Misali var. İnsan, her insan ölürken gözü açılıyor, gideceği yeri görüyor. Ben adam gördüm, güle güle öldü. La ilahe illallah diye diye. Adam gördüm, yatakları parçaladı. İstemiyorum, ölmek istemiyorum diyor, feryat ediyor. Gözü görüyor, gideceği yeri görüyor. Ölmek istemiyorum diyor, ne faydası var mı? Azrail görevini yapıyor. Ve emme evvelü mâ ye'külü ehlül cenne. Cennete girenlerin ilk yiyeceği şeye gelince feziyadetü kebidi hutin, balık ciğerinin fazlası, sarkıntısı, işte havyar dediğiniz şeydir buyurmuş Peygamberimiz. Ve emme şebehül veledi ebehu ve ümmehu, çocuğun babasına veya anasına benzemeye gelince feize sabaka ma'ur raculi ma'ul mer'a, erkeğin suyu
kadının suyuna sen önce gelirse neze aileyhi babasına benzer. El veled çocuk. Ve izâ sabaka mâ'ül mer'a mâ'er racülü neze aileyhe. Kadının suyu rahme önce dökülürse anasına benzer çocuk. Onun şeklini kaşına gönzüne benzer buyurmuş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu olaydan sonra bu hadis irat buyurmuş. Hadis-i şerifi Ahmed İbni Hanbel, Bukhari, Nesai, Nebi Şeybe, Abdülbni Hümeyd, İbni Hibban, Hazreti Enes'ten nakletmişler. Allah onlardan razı olsun.